Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün az önce izlemiş olduğunuz cilt bakım rutiniyle cildime bu hale getirdiğimi söyleyebilirim. Şurada minnacık bir sivilcem çıktı ama sorun değil, geçer. Şimdi cildim yaklaşık ne kadar zamanda bu hale geldi biliyor musunuz? 2 ayda falan geldi. Zaten daha önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ben bir cilt bakımına gidiyordum. O zamandan beri hani aşırı iyi değildi. Şu anda hala değil, bu arada lekelerim falan var. Ama önceki haline göre aşırı iyi diyebilirim. Hatta bu leke tedavisi içinde yosun peeling vardı gittiğim yerde. Hatta onu da yaptırmayı düşünüyorum. Kullandığım ürünleri görmüşsünüzdür ama yine de göstermek istiyorum. Bu arada bundan önce gitmiş olduğum cilt bakımında vermiş olduğu ürünler vardı. Onları kullanıyordum. Onlar da Moneta'nın da. Bu arada yaklaşık 4 ay sürdü. Yani 5 ay sürdü diyebilirim. Çünkü son randevuyu biraz erteledim. Ürünler de yaklaşık 5 ay falan gitti. Bunları da o yüzden bu kadar büyük aldım. Ve yaklaşık 4-5 ay gider diye düşünüyorum. Hani bu gider kesin. Hatta belki daha fazla bile gider. Çünkü önceki ürün bundan daha küçüktü. 200 ml'de diye hatırlıyorum. Bu sanırım 400. Aynen 400. Bunlar yaklaşık bana 1000 liraya mal oldu arkadaşlar. Ama değdiğini düşünüyorum şahsen. Bu efektler serisi cildin yenilenmesi için hatta skin renovation diyor işte, daha yeni. Bu ne anlama geliyor ki, yenilenmesi işte. Bunun için bu seriyi kullanıyordum, bu üçünü. Bunun yanında bir de bu arada bu güneş kremini de yeni aldım. Markasını bilmiyorum ama Trendyol'da fazla ölmüşlerdi. O yüzden denemek istedim. Şu anda da hatta yüzümde var. Aşırı beyazlık yapmıyor bence şahsen. Yüzüm zaten ne kadar beyaz olabilir bilmiyorum. Onun dışında bence güzel. Ama Moneta'nın güneş kremini daha çok seviyordum. Neden derseniz, hani yüzüme böyle bir ışıl ışıl, böyle bir parlaklık veriyordu. Tam böyle sanki cilt bakımından çıkmış hissi falan veriyordu. O yüzden onu daha çok seviyordum. Hatta ondan alabilirim diye düşünüyorum. Çünkü önceki videolarda yine görmüşsünüz belki. Direkt onu sürünce yüzüm böyle ışıl ışıl, gerçekten çok canlı bir şekilde parlıyordu. Şimdi bir de şunu göstermek istiyorum. Ben böyle 3 tane serum almıştım şöyle. Hatta belki bir ara şey yapmıştım. Kargosunu geldiğinde göstermiştim diye hatırlıyorum size. Diğeri de şu. Açıkçası bir sürede bunları kullandım. Hani şu an aşırı iyi değil cildim, hala biliyorum. Ama bu hale gelmesinde etkili olan ürünler bunlardı. Yani düşük bütçeli diyebilir miyiz bunu? Yani bunları yaklaşık 250 liraya almıştım ama ben aldıktan sonra indirime girmişti. Benim çok sinirim bozmuştu. Ama şu an yine çok artmış fiyatı. O yüzden bilemedim şu an önerilir mi bunlar. Bunların linklerini bu arada aşağıya bırakırım. Oradan da bakıyor olursunuz. Evet. Şimdi benim bir dakika. One eternity later. Şunu da sürelim. Çok ölü gibi duruyorum böyle bembeyaz olunca. Evet. Bu arada evet, ne yaptım biliyor musunuz? Kamera için lens aldım. Hatta bugün onun videosu da yapılacak. Bakalım. Şimdi size cildimin en eski halini bulup gösterebilir miyim bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Hatta yama da koyarım zaten. Dikkatlice görün çünkü. Nereden ne hale geldi. Çok aşırı kötüydü. Şimdi arıyoruz. Bunu zaten kapak resmi yapacağım. Şimdi cildimin ilk hali böyleydi biliyor musunuz? Şimdi bu tam cilt bakımından çıkmış halim değil bu arada. Cilt bakımından sonraki günlerde böyle olmuştu. Zaten demişlerdi. Yani cilt bakımından sonra sivilcelerin artabilir vesaire. Ondan sonra düzenli rutine devam ettikçe değil sivilcelerimin ve lekelerimin gerçekten azaldığını fark ettim. Ama şu anda da hala dediğim gibi lekeler var. Onlar için yosun peeling düşünüyorum. Belki diğer ay falan olabilir, yaptırabilirim. Bu işte kullanmaya devam ettikçe bu hale dönüşüyor. Bu arada zaten bu tarafımda çok fazla leke yok. Genelde şu tarafımda çıkıyorlar lekelerim. Bir tane video vardı, bulabilirsem onu göstereceğim. Bulamadım. Neyse, zaten şu an şu tarafta görüyor olacaksınız yine. Evet, benim rutinim böyleydi arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bu arada La Roche-Posay'da bence yine uygun fiyatlı aldığımı söyleyebilirim diye düşünüyorum. Ya 800 liraya falan almıştım. Ama hani 4-5 ay gideceğini düşündüğüm için bence çok mantıklı bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bakayım şu anda hatta kaç para. Ben 800, yani yalan olmasın 869 mu neydi, öyle bir fiyat aldığımı hatırlıyorum. Bakayım tekrardan.
Orada gerçekten çok iyi. Hani en çok bu La Roche-Posay, şu serumlardansa bu seriyi kullandığımda çok aşırı fark ettiğini söyleyebilirim. Arkadaşlar şu 260 lira olmuş bu arada. O dediğim set. Ha bu arada 866 liraya almışım. Yalan değil. Bu da şu anda 888 liraya satılıyor. Dediğim gibi linkini bırakacağım aşağıya. Öyle. Güzel yani. Şu andaki halinden de oldukça memnunum. Makyajla dışarı yine çıkmıyorum. Böyle huylarım çok fazla yok çünkü. Yüzüm beyaz olduğu için fazla renksiz oluyor. Hatta gidip şu an birazdan allık sürmeyi planlıyorum. Neyse. Evet. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Dediğim gibi bence hani o zamandan bu zamana hani aşırı bir fark oldu. Ama şu an yüzüm pürüzsüz mü? Pürüzsüz, sadece hani ufak tefek lekeler kaldı dediğim gibi. Onun dışında benim bir sorunum yok yani, şu an cildimle uğraşasım gelmiyor açıkçası. Evet, bu kadardı arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolar için beni takipte kalmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Öncelikle arkadaşlar bana katıldan destek olabilirsiniz veya aşağıdaki teşekkür butonundan da istediğiniz şekilde bana destek olabilirsiniz. Ama bunları yapmıyorsanız da kanalıma lütfen abone olun, tamam mı? Bekliyorum sizden bunu. Evet, görüşürüz.